Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı eserde kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in fazileti başlığıyla geçen hafta başlamıştık. Bu hafta Kur'an'ın okunmasıyla alakalı Yeni bir bölüm başlığı açmış İmam Nevevi. Kur'an-ı Kerim'i sık sık tekrarlamak lazım diyor İmam Nevevi. Unutmamak lazım diyor. Şimdi unutmamak iki türlü anlaşılabilir. Birincisi, "Hocam ben çocukluk çağımda mahallenin camiine gitmiştim. Kur'an okumayı öğrenmiştim. Hatta hatim de etmiştim ama unuttum." diyenlerini duydunuz mu? Duymuşsunuzdur, çok vardır. Bu tür unutmak, yani Kur'an'ı okumayı unutmak, cezmin, şeddenin, meddin, üstünün, esrenin, tenvinin nasıl okunduğunu unutmak, harflerin nasıl okunduğunu unutmak. İkincisi, daha da şiddetli bir sıkıntı, problem. O da ezberlemişsin Kur'an-ı Kerim'i, hafız olmuş bir insan. Sonra yüzüne bakmamış, tekrarlamamış, tekrarlamadığı için unutmuş. Ya da bir sure ezberlemiş, Yasin suresini ezberlemiş, şu sureyi bu sureyi ezberlemiş. Tekrarlamadığı için unutmuş. Bu da ayrı bir bela, ayrı bir problem ve sıkıntı. Niçin biliyor musunuz? Niçin sıkıntı ve problem? Bu Allah'ın kelamı Celle Celaluhu. Mevla Teala Hazretleri bize bu kelamı emanet etmiş, göndermiş, hediye etmiş. Bunu baş tacı etmemiz lazım. Devamlı okumamız lazım. Geçen haftaki derslerde gördük işte. Okumanın faziletinden, değerinden ne kadar bahsetti Peygamber Efendimiz. Bunun değerinden, faziletinden istifade etmek için okumamız lazım. Ayrıca zaten bu bize gönderilmiş bir mektup, bir kitap olduğu için bunu hiç elimizden düşünmememiz lazımken okumayı öğrenmişsin ya da ezberlemişsin. Sonra bu bana lazım değil ya der gibi yani fi söz olarak bunu söylemesen de fiilen bunu söylemiş gibi oluyorsun. Onun için çok büyük bir beladır. Kur'an-ı Kerim'i unutmak. Bununla alakalı bakın hadisi şerifler var. Birinci hadisi şerif an Ebu Musa radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ebu Musa el-Eş'ari rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdu ki Teahedu hâzel Kur'an bu Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuyun. Döne döne okuyun. Bununla hiç ilişkinizi kesmeyin. Fa'llezî nefsü Muhammedin biyedihi lehuve eşeddü tefellutan minel ibli fi ukulihâ. Çünkü şu Kur'an-ı Kerim'in elden çıkması, unutulması var ya, devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha büyük, daha fazla, daha çabuk olur. Deveyi bağladın ipine, sonra çözdün ipini, kendi haline bıraktın. Deva kaçar mı? Kaçar. Kaçar. Kur'an-ı Kerim'i devamlı okumayan bir insan deveyi kaçırmasından çok daha çabuk kaçırır Kur'an-ı Kerim'i aklından, hafızasından diyor. İkinci hadisi şerif <laughs> An İbni Umar radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Abdullah İbn Ömer'den rivayet ediliyor ki Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne ma meselu <laughs> sahibil Kur'ani ke ibilil muakkalati. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen bir insan aynı bağlı bir devenin sahibine benzer. Kur'an-ı Kerim'i okumuş, öğrenmiş bir insan bağlı, ipli bir devenin sahibine benzer. İne aleyha emsekeha eğer devam ederse Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar ederse onu iyice bağlamış olur. Deveyi bağlamış olduğu gibi iyice aklında hafızasında tutmuş olur. Ve in atlakaha zehebet. Eğer devenin ipini çözerse ne olur? Kaçar gider. İşte Kur'an-ı Kerim'i de tekrar etmezse, okumayı tekrar etmezse veya hafızasındakileri tekrar etmezse uçar gider diyor Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve uçup gitsin canım ne olacak? En büyük en şiddetli azap Kur'an'ı öğrenmiş, ondan sonra da unutmuş olan kişiye verilecektir diyor kıyamette. Mümin olarak, Müslüman olarak Şimdi Kur'an-ı Kerim okumanın bir şekli var. Bir adeti var. Eğer yapılabiliyorsa bir de böyle sesini güzelleştirerek okumak lazım. Bu işin bir talimi var, tecvidi var, bir maharici hurufu var. Bunlara riayet ederek okumalı Kur'an-ı Kerim'i. Ayrıca bir de şöyle sesini güzelleştirerek, bir makam vererek Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsa insan, bu da güzel olur. Bununla alakalı teşvikler var. Şimdi okuyacağımız bölümdeki hadislerde. An Ebi Hureyre te radıyallahu anhu. Kale. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu. Resulullah Efendimiz'i işittim şöyle buyurdu. Ma ezin Allahu li şey'in ma ezina li nebiyyin haseni savti yetaganna bil-Kur'an yecharu bihi allah Azimuşşan güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı makamlı bir şekilde makamlı bir şekilde yüksek sesle okumasından hoşlandığı kadar başka hiçbir şeyden hoşlanmaz. Yüksek sesle ve makamlı bir şekilde okunan Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Azimuşşan hoşnut oluyormuş. Peygamberi yüksek sesle ve güzel bir şekilde, güzel bir makamla okuyorsa, Peygamber Efendimiz böyle okuyorsa Allah-u Azimuşşan bundan hoşnut oluyormuş. Burada teganni geçiyor. Onu birazdan söyleyelim. Hani Musa Musel Eş'ari radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle lehu Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'a demiş ki Lekad utite mizmaran min mezamiri Ali Davud. Ey Ebu Musa demiş. Sana Davud aleyhisselamın o güzel makamlarından bir makam verildi. Davud aleyhisselam, Davud sesli, Davudi ses duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Davud aleyhisselamın çok güzel sesi olduğu rivayetlerde geçiyor. O Allah-u Azimuşşan'ı tesbih etmeye başladığında, zikretmeye başladığında dağ, taş, kuşlar onunla birlikte zikrederlermiş. Yani o kadar güzel, o kadar içli, dokunaklı bir sesi var. Onun için bizde, biz Türklerde de öyle derler yani Davudi bir sesi var derler böyle. Güzel sesli Davud Aleyhisselam gibi bir sesim var demiş Peygamber Efendimiz Ebu Musa'ya. Davut aleyhisselam'a verilen o güzel ses, o güzel makam sana da verilmiş. Senin de güzel sesin var demiş. Ve fi rivayetin li Müslimin bu hadisi şerifin bir de Müslim'de şöyle bir rivayeti geçiyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale lehu peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Musa'ya buyurmuş ki: "Lev ra'aytani ve ana astemi'u liqira'atikel bariha." Dün demiş. Sana kulak verdim, senin Kur'an okuyuşunu dinledim, beni bir görseydin demiş. Peygamber Efendimiz, Ebu Musa el-Eş'ari Kur'an-ı Kerim okurken mescitte onu dinlemiş uzun süre. Uzun süre onu dinlemiş. Dün seni dinledim diyor Kur'an-ı Kerim okurken bir görseydim beni diyor. Demek huşuyla ne kadar hoşlanmış, ne kadar hoşnut bir şekilde dinlemişse. Ebu Musa el-Eş'ari'nin sesi böyle güzel bir sesmiş. E bazen bizde öyle güzel sesli, davudi sesli hakikaten içten okuyan, duyarak okuyan hocalarımızdan, hafızlarımızdan Kur'an-ı Kerim dinlediğimiz zaman biz de mest oluyoruz. Bizim de çok hoşumuza gidiyor değil mi? Biz de böyle akşama kadar okusa dinlesek, yani işimiz gücümüz olmasa da devamlı bunu dinlesek dediğimiz güzel sesler oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah-u Azimuşşan'ın kelamı olması sebebiyle bir etkisi var zaten. Allah'ın kelamı. Bunun bir etkisi var. Sen hiç anlamasan bile haflerin dizilişi, cümlelerin oluşumundan bir etki oluyor Müslümanlara. E bir de onu güzel sesli birisi şöyle güzel makamlarla okursa, aşırıya kaçmadan ben güzel okuyacağım diye de çok aşırıya kaçmadan hani okursa Ondan da Kur'an-ı Kerim'i dinlemek bir hoş oluyor, bir güzel oluyor. E, elhamdülillah, şimdi artık çok güzel imkanlar var. Yani eskiden teyip kasetleri vardı. İşte onlardan bulacaktın kimin güzel okuduğunu da çok fazla. Herkesin de teyip ses kaydı falan da yok idi. O zaman öyle olanla yetiniyorduk yani. Şimdi bırakın onu 24 saat Kur'an-ı Kerim yayını yapan radyolarımız var. 24 saat boyunca güzel sesli hafızlardan okutmuşlar stüdyoda. Onları kaydetmişler. Devamlı onları veriyorlar. E, elhamdülillah böyle bir imkan var yani. Arabanızdaki radyonuzun bir istasyonu da bu Kur'an-ı Kerim e, kanalına kayıtlı olsun. Kur'an-ı Kerim'i açınca şöyle Kur'an-ı Kerim'i devamlı dinlemeye çalışmak lazım. Evde dinlemek lazım, arabada dinlemek lazım. Onlar bizi manevi olarak tedavi eder arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bizi manevi olarak, ruhsal olarak tedavi eder. Psikolojimizi düzeltir. Hiç anlamasak da. Kaldı ki artık anlamak için de imkan çok. Her Kur'an-ı Kerim'in her evde tercümesi var, meali var. Ayrıca benim söylediğim o radyolarda da tefsirlerini, tercümelerini falan veriyorlar yani. Anil Bara İbni Azib'in radıyallahu anhuma kâle. Bara İbni Azib radıyallahu anhuma diyor ki, Semi'tu nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kara fil işâ'i bittini ve zeytun. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yassı namazında diyor, ve ve Zeytun suresini okuyordu. İşittim, dinledim ondan. Fema semi'tu ahaden ahsana savtan minhu. Peygamber Efendimizin sesinden daha güzel bir sesli Kur'an'ı okuyanı dinlemedim ki diyor. Rast gelmedim ki. Peygamberin sesinden daha güzel sesi olan, Kur'an'ı daha güzel okuyan hiç kimseye rast gelmedim diyor. Ah, bera, Radıyallahu anh, Peş, keşke biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim okuyuşunu ondan dinleseydik, onun ağzından keşke biz de bir dinleseydik. Ne kadar etkilidir. Bir de düşünün Kur'an-ı Kerim de o peygambere inmiş. Kur'an-ı Kerim'in bütün inen ayetlerinin hikayesini biliyor, iniş şeklini biliyor, iniş çeşidini biliyor ve orada Allahu Azimuşşan'ın muradını biliyor. Bir de öyle okuyor işte düşünün. Yani bir makale okuyorsunuz. Okuduğunuz makalenin yazarının bunu niçin yazdığını, hangi ruh haletinde yazdığını da biliyorsanız ona göre seslendiriyorsunuz bir de. Ona göre okuyorsunuz. Ona göre değerlendiriyorsunuz ya. La teşbih. Allahu Azimuşşan'ın o ayetleri hangi sebeple, niçin hangi perde arkasında, hangi olayın yaşanmasıyla alakalı indirildiğini de biliyor Peygamber Efendimiz. Sonra kelime kelime bütün anlamlarını da bildiği için bir de okuyuşu. Ondan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ayrı bir etki olurdu. Bera İbn Azib de öyle söylüyor. Radıyallahu anh. An Ebi Lubabete Beşir <laughs> abdil Abdülmüzir radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Lübabe künyesiyle bilinen Beşir İbni Abdülmunzir adındaki sahabe efendimiz diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ minna." Kur'an'ı teğenni ile okumayan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'i güzel makamlı bir şekilde, güzel sesiyle okumayan bizden değildir. Yani düz okumayacaksın Kur'an-ı Kerim'i. Eğer Allah sana bir ses güzelliği vermişse, bir makam imkanı varsa biliyorsan bunu Kur'an'a uygulayacaksın. Şimdi tevenni kelimesi geçti ya onu açıklayalım biraz. Şimdi Türkçede de tevenni kelimesini kullanıyoruz biz. Yani Arapçadan bize geçmiş kullanıyoruz. Ama hiç de olumlu bir manası yok bizde, bizim kafamızda. Yani tevenni dediğin zaman çok aşırı bir şekilde sesi böyle dalgalandırmak. Tevenni. Aşırı bir şekilde sesi dalgalandırmak. Sıf işte sesine güzellik vermek için aşırı 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 bir şekilde çıkışlar inişler yapmak seste. Buna tevenni deniliyor ki bu yasaklanmıştır. Niçin? Orada artık şeyden Kur'an-ı Kerim'den veya ezan uygulan, ezanda uygulanıyorsa bu ezanın sözlerinden daha da ileri geçen bir olay var. Nedir o? Havuz Efendi'nin sesi. Mezin Efendi'nin sesi Kur'an'ın önüne geçiyor. Çünkü öyle bir ile böyle dalgalanmalarla sesini güzelleştirmeye çalışıyor. Adeta kendini pazarlıyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayeti gölgede kalıyor. Ya da okunan ezanın kelimeleri, manası gölgede kalıyor. İşte bu yasaklanmıştır bir usulü var, bir adabı var. Bu usul ve adabı çerçevesinde aşırıya da kaçmadan ama Allahu u Azimuşşan'ın da sana lütfettiği, ikram ettiği ses güzelliği makamla birlikte Kur'an-ı Kerim'i oku, ezanını oku. Ama kendini ve sesini pazarlamak suretiyle eğer sesini, makamını Kur'an'ın önüne geçirmeye başladıysan o zaman budur yasak olan. de. Böyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim'de şu hadisi şeriflerde biraz önce de geçti, şimdi de geçti. Bu hadisi şeriflerde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği Kur'an'ı okurken taganni yapmak ne demek? Güzel bir şekilde sesi uygun bir makama göre kullanmak demek. Yani düz de okuyabilirim ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini. Ama ona bir makam da verebilirim makam da vererek okuyabilirim. Nasıl okuyayım? Peygamber Efendimizin tavsiyesi diyor ki makamlı okuyacaksın, güzel okuyacaksın diyor. Düz okumayacaksın. Düz okursan olmaz. Makamlı okuyacaksın. Ama şu da var. Bunu da biliyoruz hepimiz. Ses güzelliği herkes aynı değildir. Allah, Allah vergisidir bu. Allah kimisine çok güzel ses vermiştir. Böyle sesinin Rengi diyorlar, çok güzeldir. Çok güzel perdeli bir sesi vardır. Öbürsünde o kadar yoktur, o öbür kardeşimizde. Yani bu çarşıdan pazardan alınabilen veyahut da bu eğitimle elde edilebilen bir şey değil. Eğitimle elde edilen kısmı ayrı. Fakat ses güzelliği insanda tabiidir, Allah vergisidir. Ses güzel olan kişiler Kur'an-ı Kerim'i topluma dinletmek üzere okurlar. Allah ses vermemişse o da kendisi okur, kendi kendine, yine bir makam, yine bir sesini güzelleştirmeye çalışarak okur ama yani o ses güzelliği Allah vergisidir. Bunu bilmek lazım yani. Son hadisi şerif: Anbı Mesûdün rızı radıyallahu anhu. Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Kale diyor ki Abdullah İbni Mesud, Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Abdullah İbni Mesud'a demiş ki arkadaşlar, İkra Kur'an, İkra aleyyel Kur'an, bana Kur'an oku demiş biraz. Biraz Kur'an oku da dinleyeyim demiş Peygamber Efendimiz. Kime? Abdullah İbni Mesud'a söylüyor. Peygamber sahabisine diyor ki bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim. Fakultu dedim ki ya Resulallah Akra aleyke ve aleyke unzil. Kur'an sana indirilmişken benim sana Kur'an okumamı mı istiyorsun? Kur'an sana indirilmiş. Okuyacak kişi sensin. Sen okumalısın. Sen okumalısın ki biz dinlemeliyiz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Kur'an'ın manasını da sen biliyorsun. Nerede, nasıl Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine makam verileceğini de sen daha iyi biliyorsun. Öyle de bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Kur'an-ı Kerim okunurken Kur'an'ın ayetlerinin manalarına göre de makam yapılır. Cehennemden bahseden ayetler, Allah'ın gazabından ve azabından bahseden ayetler geldiği zaman ayrı bir makam yapılır. Cennetten Allah-u Azimşan sonsuz nimetlerinden, lütf ikramından bahsedildiği zaman daha böyle insanı surur ve sevince sevk edecek makam yapılır. Bilen yapıyor bunu tabi. Ayetlerin manasını bilenler var. Onlar okuyorlar, öyle okuyanlar var. Çok güzel okuyorlar, çok da güzel. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in yaratılış kıssası anlatılırken orada Allahu Azimuş Şan'la şeytanın arasında geçen diyaloglar var. Hocalarımız derdi ki bize şimdi Allah'ın Celle Celaluhu söylediği sözlere gelen ayetlerde ses yükseltilir. Biraz daha otoriter bir ses takınılır. Şeytanın sözleri anlatılırken mesela şeytan diyor ki ben niye secde edecekmişim ya Rabbi Adem'e? O çamurdan ben ateşten ben ondan üstünüm diyor. Şeytanın söylediği sözler gelince de ses alçaltılır. Şeklinde bir okuyuş şekli var. Şimdi bütün bunları en iyi kim bilir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilir. Kur'an ona indi. Manasını en iyi bilen o. Abdullah İbni Mesud da onu söylüyor. Diyor ki ya Resulallah Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum? Kale Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. İnni uhibbu en esma'ahu min gayri. Ben başkasından Kur'an dinlemeyi seviyorum diyor. Başkası böyle okusun ben de dinleyeyim. Seviyorum diyor. Biz de seviyoruz hafız hocalarımızdan, güzel okuyan hocalarımızdan Kur'an-ı Kerim dinlemeyi biz de seviyoruz. Onun için dinliyoruz. Evde dinlettiriyoruz çoluk çocuğumuza. Peygamber Efendimiz öyle deyince tabi bir emir bu. Emir Peygamber Efendimiz'den gelince Abdullah İbni Mesud فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةً Nisa Nisa suresinden okumaya başladım diyor Peygamberimize. Okudum, okudum, okudum. Hatta جِئْتُ اِلَى هَذِهِ الْاَيَةِ Şu ayete geldim. Ayet hangisi? فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَه۪يدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰئُلَٓاءِ شَه۪يدًا Nisa suresi 41. ayet-i Buraya gelince diyor, bu ayeti okuyunca Kale, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki حَسْبُكَ الْعَانِ Şimdilik yeter dedi. Beni durdurdu diyor. Artık Nisa suresinin başından mı başladı? Abdullah İbni Mesud Bilmiyorum başladı okur okuya, okuya geldi. 41. ayete şu ayete gelince Peygamber Efendimiz şimdilik yeter dedi. Feltefettu <laughs> ileyhi. Şöyle gözümü diktim Peygamber Efendimiz'e baktım. Kafamı kaldırdım baktım Peygamberimize. Fe irra aynahu tedrifa. İki gözü iki çeşme ağlamaya başlıyor. Ağlıyor Peygamber Efendimiz. Aleyhissalatu vesselam. Peki niçin Peygamber Efendimiz 41. Nisa 41. ayette durdurdu? Niçin bu ayet Peygamber Efendimizi ağlattı merak ediyor musunuz? O zaman manasına bakalım. Ne buyuruluyor ayet-i kerimede? Allah'ımız buyuruyor ki her ümmetten bir şahit getirilecek kıyamette. Kimdir o şahitler? Peygamberler her ümmetten bir şahit getirilecek. Sen de bütün onlara şahit olarak getirileceğin zaman, getirildiğin zaman acaba insanların durumu ne olacak? Ayeti kerimesi gelince Peygamber Efendimiz yeter dedi. Daha da ileri gidemedi. Orada iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Bütün ümmetten şahit Adem Aleyhisselam'ın ümmeti şahit olarak peygamberleri Adem Aleyhisselam. Sorulacak Allah'ın Azim Şan tarafından. Ey Adem sen ümmetine benim vahyimi tebliğ ettin mi? Ettim. Peki nasıl karşıladılar seni? Artık nasıl cevap verecekse. Nuh Aleyhisselam'a bugün sabah namazında Nuh suresini okuduk. Nuh Aleyhisselam çok intizar ediyor kavmi için. Allah-u Azimuşşan'a şikayette bulunuyor. Onları söyleyecek kıyamette. Ya Rabbi ben bunları çağırdım. Onlar kulaklarını tıkadılar. Bana cevap vermediler. Bana karşılık vermediler. iman etmediler. Ben her onları çağırdığımda onlar benden daha da uzaklaştılar diye cevap verecek. Bütün peygamberler ümmetleri dinlendikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam davet edilecek. Onlar da peygamber efendimiz de bütün ümmete ayrıca şahitlik yapacak. İşte o zaman büyük bir olay. Ona göre, onların şahitliğine göre Allah her şeyi biliyor. Ama buna rağmen insanların insanlara şahitlik yapmasını istiyor. Onun onun şahitliğine göre de ceza ya da mükafat görecek. Bu ağır bir sorumluluk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sorumluluğu o anda tekrar hissetmiş ve iki gözü iki çeşme ağlamaya başlamış. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edeceğiz demek ki. Döne döne okuyacağız demek ki. Okurken bir de yapabiliyorsak sesimizi güzelleştirerek, güzel sesli bir şekilde okumaya çalışacağız. Güzel sesli hafızlardan, hocalardan Kur'an'ı dinleyeceğiz. Bununla tedavi olacağız. Bununla sıkıntılarımızı atacağız. Bununla kafamızı rahatlatacağız, gönlümüzü rahatlatacağız Kur'an'la zaten sadece okumakla olmaz. Kur'an-ı Kerim'i anlamak lazım. Anlamakla da sadece yetinmemeli. Yaşamak lazım. Onu devamlı söylüyoruz. Yine burada sözümüzü ekleyelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil